Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan bir kez daha beraberiz. Kuşlarımızın genel durumu. Bunları çifte attık. Hala bekliyoruz. Kırmızı gözümüz. Kırmızı göz. Beyaz kuşumuz. Bunlar juma takımlarımız. Diğer juma takımımız da bu. Maşallah. O da yatıyor yine yuvada. 4 tane yumurtası oldu. Bir tane yumurtası delik çıkmıştı. Söylemiştik geçen. Şu Japones DTM'si ayırdık. Dişiyi ayrı bir kafeste koydum. Salmaya. Ayırma yöntemini uygulayacağız. Bakalım işe yarayacak mı? Yani burnu falan da kahverengi olmuş ama yani kılışmış. Çiftleşme olmadı. Belki ayı tekrar attığımda çiftleşme olur. Şu jumbo çiftimizin de kaç yumurtası var? Bakalım. 5 yumurtası var. Yuvaya bakalım derken kuşu kaçırdık. 3-5 yumurtası var. Maşallah diyelim arkadaşlar. Nazar değmesin. Bir kuşumuz öldü. Hani nazardan mıdır yoksa başka bir şeyden mi bilmiyorum. Bir kuşumuzu öldürmüş olduk. Bunların 3 yumurtası dolu. Bunların yumurtası daha oluşmamış. Şu an dolu yumurtası yok. Bunun da kaç yavrusu var? 3 tane yumurtası var. Daha yumurtalar oluşmamış. Muhabbet çiftimiz. Bu çiftimiz Game of takımımız. 2-4 4 yumurtası var. Haftaya bunların yavrusu çıkacak. Game of'un. Bunlar da bizim tatlışlarımız. Biri kırmızı göz jumbo yavrularımızın. Akşam oldum böyle durgun oluyorlar. Gündüz uçuyorlar. Kafesin içinde bir o tarafa bir o tarafa uçuyorlar. Yarın bir temizlik yapacağım bunlara. Şu dişimiz de hala yuvada. Yani bu yumurta falan yok. İşte böyle kendi kendine takılıyor. Yumurtlayacağım adam değil yani. Şu muhabbet çiftlerimiz. Yumurta bekliyoruz bunlardan da. Vivid marka yem kullanıyorum ben. Şu Virkon esiniz. Dezenfekti için kullanıyorum. Şu şişeye bir kapak. Yani şunun kapağıyla bir tane atıyorum. Dezenfekti için iyi oluyor. Kafes tabanlarına, odanın içine, yerlere falan haftada bir sıkıyorum, temizlik yapıyorum. Temizlik önemli. Şu Necton E. Necton E ve S almıştım. Yani kullandım ama pek bir etkisini görmedim. Yani siz alır mısınız, almaz mısınız artık bilmiyorum. Ben pek memnun kalmadım. O da Necton S. Vitamin için. Necton S ve Necton E beraber kullanılır. Bu da keçi boynuzu tozumuz. Kuşların kızışması için iyi oluyor. Kızışma. Bu yulafımız. Tüye giren kuşlara yulaf veriyorum. Şunlar da kanarya yemimiz. Yavru kuşlara veriyorum. Multimix
vitamin takviyesi olarak eczaneden almış olduğum Multimix pediatrik şurup, yani bir sulara yaklaşık 8-10 damla damlatıyorum. Vitaminler B vitamini, B6, B12, D3, birden çok vitamin grupları var. Diazem 256, probiyotikler. Haftada bir, yani suyuna mamasına katıp verebilirsiniz. 1 litre suya 1 çay kaşığı katıp verebiliriz. Mamasına da yine yani 5 gram falan, yine 1 çay kaşığı falan verebiliriz. İpramin Hok, multivitamin ve amino asit kompleksi diyor. Bunlar da kuşların üretim zamanında, üretim sezonunda verilir. Haftada bir veren de var. Üretimden önce veren de var. Yumurta yapıldığında kesilmeli bence. İpramin Hok. Pradoxi, oral çizelti. Sol savunluğu için, yani grip tedavisinde falan kullanılır. Kuşlarınız kırgınsa, hastaysa bunlara verebiliriz. Kedi kumumuz arkadaşlar, yuvanın altına döküyorum bunları. Bunun içinde de Power Max Plus var. Power Plus. Bu mamayı havuç rendeleyip verebiliriz. Pancar rendeleyip verebiliriz. Yani takviye olarak. Başka anlatacağımız ne var? Odamızın sıcaklık önemi. 17-18, gündüzleri 20-22 derece kadar çıkıyor. Nem de 68-55-68. Odamız biraz dağınık. Şuraya bir gün bir el atacağım. Ben odanın nemini arttırmak için peteğin üstüne şöyle şişeler koyuyorum. Artı havlu ıslatıp koyuyorum. İhtiyaç olduğu zaman. Arı mama 12 vitaminli. Mamamızın içine katıp verebiliriz bunu. Artı irmik. Mısır unu. Cici bebe, bebe bisküvisi. Bazı arkadaşlar bunun zararlı olduğunu düşünüyor. Yani verilmemesi gerektiğini söylüyor. Şekerli gıda içerdiği için. Ben veriyorum ama bilmiyorum artık. Galet unu. Bu karışımların hepsini yumurta haşlayarak mama yapıp verebiliriz kuşlarımıza. Haftanın 2 günü. Yavru olduğu zaman her gün veriyoruz mamamızı. Bir günde mama yapım videosu çekeceğiz. Onu da çektiğim zaman kanala atarım. Şimdilik videomuz bu kadar. Başka videolarda, başka konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.